Babana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey, Türk malı ailesi kuzuları me. Gökhan. Ana. Ne çabuk nete bağlandı. Seval. Hayatım, Seval online mısın bir tane? Hayır, offline'ım Gökhan'cığım. Seval. Aşkım. Aşkım sen, seni çok özlemişim bir tanem. Aşkım sen nereden çıktın şimdi? Yoksa bana sürpriz mi yapayım dedin sen? He? Evet Gökhan'cığım. Az önce yaşadıklarım gerçekten bana büyük bir sürpriz oldu. Anlayamadım. Gökhan. Ben az önce seni telefonla aradığımda buradaydım. Sana neredesin diye sordum. Evdeyim dedin. Kanepede oturuyorum dedin. O sırada ben kanepede oturuyordum. Sağıma baktım, soluma baktım ama seni nedense göremedim. Neden acaba? Arkana baktın mı? Belki oradayımdır. Bunu şaka olsun diye söyledim. Niye böyle bir şey oldu acaba? Şey bir tanem. Ben... Ne? Ben kuzuların evindeydim bir tanem. Sen de meraklanma diye sana çok fazla bir şey söylemek istemedim. Bu saatte ne işin var senin kuzularda? Bu saatte benim aşkım kuzuları biliyorsun yani. Beni gene o iğrenç hayatların içine sokmayı başardılar. Ne yazık ki. Bir tanem ne olur yapma şimdi gecenin bir vakti senin kafanı şişirmeyeyim. Bana yalan söylemediğine eminsin değil mi Gökhan'cığım? Ben ve yalan. Yani benim yalandan ne kadar nefret eden bir adam olduğumu bilmiyormuş gibi konuşuyorsun Seval. Lütfen beni tanı artık. Ay seni çok özlemişim. İyi ki geldin aşkım, iyi ki geldin. Bu yemekleri kim hazırladı peki? Ben hazırladım tabii ki. Tabii ki. Ben hazırladım çünkü demek ki geleceğin içime doğmuş bir tanem. O yüzden sen gelmeden önce sofrayı hazırlayayım dedim. Neyse, sen artık istersen bir duş al, sonra beraber yemeğimizi yiyelim. Hadi bir tanem ben seni bekliyorum. Yemeğimiz hazır. Sen güzel güzel duşunu al.